Bu videoda Atomstack R3'ü inceleyeceğiz. Atomstack R3 lazerle kazıma yaparken yuvarlak yüzeylere de yazı yazmaya yarayan bir aparat. Kutunun içinden Atomstack R3 ve 4 tane ayak çıkıyor. Bu 4 tane ayak sayesinde lazer kazıma makinalarımızı yükseltebiliyoruz. Yükseltmemizin de bize avantajları oluyor. Bu ayaklar Atomstack R3 ile kullanırken çok önemli. Çünkü Atomstack R3'ün belli bir yüksekliği var. Ve bu yüksekliği kurtarmak için bu ayakları kullanmamız gerekiyor. Bunun yanında 2 tane kablo çıkıyor. Kablolardan bir tanesi Atomstack'in ürettiği lazer yazıcılarda kullanmak için. Diğeri de Neje ve benzeri diğer markaların ürettiği yazıcılar için. Bu arada kullanım kılavuzu da bayağı detaylı. Sadece onu okuyarak da oradan baskı alabiliyoruz. Piyasadaki neredeyse bütün lazer yazıcılarla da uyumlu. Atomstack R3'ü kullanırken şöyle pratik bir yöntemimiz daha var. 4 tane delik var orada. O deliklerin yerini değiştirerek yuvarlak malzemenin çapını ayarlayabiliyoruz. İlk geldiğinde kola kutusunun üzerine koyduğumda boşluğa düşmüştü. Biraz daralttığımda kola kutusunu doğrudan kavradı. Bağlantı yapması da çok basit. Yanında gelen beyaz kabloyu doğrudan X ekseninden söktüğümüz kabloya takıyoruz. X ekseninden sökmek zorunda değiliz. Y ekseninden de söküp bu sefer Y ekseni için kullanabiliriz ama ben X ekseninden söktüm. Bu şekilde daha kolayıma geldi. Son olarak odak ayarı yapmamız gerekiyor. Atomstack A5 Pro'nun içerisinden çıkan odak ayarı yapma tablasını altına koyup vidalarını sıktığımız zaman odak ayarı da hazır. Bu arada bu lazer kazıma makinesini bir süredir kullanıyorum. İnceleme videosunda yayınlamıştım. Gerçekten çok güzel. Aldığımdan beri neredeyse her gün kullanıyorum. Lazer gücü 40 watt. Müthiş bir güç ve kullanımı çok pratik. Şimdi kola kutusunun üzerindeki ilk testimizi yaptık. 3 cm'e 3 cm'lik bir kare yaptım. Genel olarak kareye benzediği için herhangi bir problem yok. Eğer kareye benzemeyip dikdörtgene benziyorsa onun ayarının nasıl yapılacağı da kitapçığın üzerinde var. Kareden sonraki ilk testimiz eski Arduino Haber logosu. Yani kanalımın eski logosunu yapmak istedim. Logoyu gayet güzel bir şekilde bastı. Şu an lazerin gücü bayağı kısık bu arada. Biraz daha fazla yapmaya cesaret edemedim. Çünkü kola kutusunu delip patlatabilirdi. O yüzden %20 seviyelerinde lazer gücüyle ilk baskımızı yaptık. Şimdi çözünürlüğü biraz daha artırıp Atomstack yazalım. Bu yazıyı bayağı güzel yaptı. Gerçekten çok kaliteli duruyor. Orijinal sanki Coca-Cola'nın üzerinde böyle bir yazı varmış gibi duruyor. Rengi, parlaklığı, çözünürlüğü çok iyi ama ben çözünürlüğünü de lazer gücünü de biraz daha artırıp aynı logoyu tekrar basmak istiyorum. Bir öncekinin rengini daha çok beğendim ama çözünürlüğü iki katına çıkardığım için üsttekinin çözünürlüğü daha iyi. Şimdi bir de parlak, daha parlak bir yüzeyde test yapalım. Aynı lazer gücüyle gri yüzeye, yani metalik renkteki yüzeye baskı yaptığımda herhangi bir şey değişmedi. Yani hiçbir şey yapmamışız gibi gözüktü. Eğer böyle parlak yüzeylere baskı yapacaksanız biraz daha lazer gücünü artırıp deneyebilirsiniz. Ama kesinlikle sonuç alacağınız anlamına gelmez. Çünkü bazı parlak yüzeylere gerçekten lazerler çok fazla bir şey yapamıyor. Ama mavi yüzeye yaptığımda gayet güzel bir şekilde baskı aldım. Şimdi şu sarımsak dövücüyle devam edelim. Onun üzerine 3 tane yaprağın bir arada olduğu bir simge basmaya çalıştım. Biraz lazer gücünü fazla verdiğim için yaktı. Şimdi lazer gücünü düşürüp tekrar test ediyorum. Ama bu sefer de bayağı fazla düşürdüğüm için hiçbir şey yapmadı. Bir sonraki testte ortalama bir değer girdim. Instagram logosu basacaktım. Bu sefer de odak ayarını iyi yapmadığım için Instagram logosunu da basamadım. Sonra vazgeçtim ondan. Sarımsak dövücünün döven kısmına Instagram logosunu yaptım. İlk seferinde gayet güzel bir şekilde çıktı.
testlerimize devam ediyoruz. Bu sefer bir oklavanın üzerine genişçe bir yazı yazacağım. Bu yazının biraz böyle piksel piksel gözükme sebebi tasarımı Paint'te yapmış olmam. Tasarımı Paint'te yapıp böyle biraz da büyütünce piksel piksel oldu. O konuyu çok umursamayalım. Gayet güzel bir şekilde yazdığı hiçbir kayma yapmadı. Bilerek böyle bayağı uzun bir şekilde yaptım ki yaklaşık 30-35 santimetrelik baskı aldı. Hiçbir şekilde kayma yapmadı. Demek ki o dönme mekanizması gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi bir de çok küçük malzemelere ne yapıyor onu görmek için şu kalemin üzerine yazı yazmaya denedim. Ama yazı kaydı. Yazının kaymasının sebebi olarak çok kaygan olmasını düşündüm. Kalemin kayganlığını engellemek için oraya lastik sardım. Ama lastiğin de şekli biraz yamuk olduğu için yine biraz kaydı. Dönmesi daha iyi olsa da şekli bozuk olduğu için birazcık garip yazdı. Sonra bunu makaronla çözmeye çalıştım. Makaronu biraz daha düzgün bir şekilde oraya sabitleyebildim. Ama yine de kayganlığı fazla olduğu için çok iyi bir sonuç almadım. Eğer böyle bir yüzeye baskı yapacaksanız benim makaronla test etmem gibi farklı yöntemleri deneyerek ideal bir sonuç bulabilirsiniz. Konuyu şöyle bir toparlayalım. Atomstack A5 Pro'nun 40 Watt'lık versiyonunun videosunu çekmiştim. Gayet memnun kaldım. Şu ana kadar kullandığım en kaliteli, en güzel çalışan lazer kesme ve kazıma makinesi. Profesyonel olarak evinizde bile bir şeyler üretip, bir şeyler kesip satabilirsiniz. Bundan para kazanabilirsiniz ya da kendi işinizi kolaylaştırmak için kullanabilirsiniz. Bu makineyi çok sık kullanmaya başladıktan sonra da bu dönen mekanizmaya ihtiyaç duydum. Çünkü böyle bardak gibi, kalem gibi, oklava gibi yuvarlak yüzeylere baskı yapamıyordum eski haliyle. Bu pratik cihaz sayesinde de yuvarlak yüzeylere de baskı yapabileceğim. Düz yüzeylere baskı yapmakta hiçbir problemim yoktu zaten. Neredeyse elime geçen her şeyi artık kazıyıp kesebilirim. Olabildiğince farklı şeyler denemeye çalıştım. Çünkü videoyu izleyip bunu alıp almamaya karar verecek arkadaşlar var aranızda. Umarım faydalı olmuştur. Atomstack R3 ya da Atomstack A5 Pro'yu almayı düşünüyorsan İndirim koduyla beraber linklerini de açıklama kısmında paylaştım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kal, iyi ki varsın.